Regardless of where it could happen, this is the way it did happen. Hanımlar, beyler, iyi akşamlar. Show Radyo İstanbul Stüdyosu'ndan yayınlanan Kabare'den Naklen başlıyor. Bu akşam konuğum değerli ve ilginç mesleği olan bir adam, Emre Yücelen. Hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Evet, ne kadar ilginç bir iş yapıyorsun. Ben televizyonda da ağırladım seni. Tabii ki televizyonda o şovun akışı içerisinde ayrıntılara inemedik. Bugün radyo programında, Show Radyo'da bu ayrıntılardan söz etmek istiyorum. Bir kere YouTube'da çok izlenen, dikkat çeken bir neyim var diyelim. Sen YouTuber diyoruz ama yani, bu adamın nesi olduğunu söylemiyoruz. Evet. Yayını var. Evet. Kanalın var. Bravo. Bravo. Ve Emre bir ses analizcisi. Çok da eğlenceli yapıyor işini. Hem ciddi ciddi dersler veriyor bu konuda, şu an dersleri veriyor. Hem kendisi müzisyen, şarkı söylüyor. Bir yandan da bize diğer müzisyenlerin, diğer solistlerin hayatını, tekniklerini anlatarak, açıklayarak kendi mesleğini çok eğlenceli bir hale getiriyor. Çünkü genelde şan hocaları başka birilerini pek değerlendirmezler. Genelde sorarız yani, bir yerde tesadüf edersek işte, ya sen filancayı beğeniyor musun, falancayı beğeniyor musun? Bu sanki doktor da tıbbi bir sırrı verecekmiş gibi bundan imtina evet, ederler. Halbuki aynen, birisinin bunu yapması hakikaten çok hoş oluyor. Sen yerli yabancı birçok insanın ses analizlerini yapıyorsun. Bunları YouTube kanalından yayınlıyorsun. Ve aynı zamanda da seni yeni keşif yolculuklarına çıkarıyor bu aynen iş. Öyle. Ve birçok insanı Türk dinleyiciye tanıtıyorsun. Belki bizimkileri başka insanlara tanıtıyorsun. Ve bu arada önemli keşiflerin oluyor. Hatta o keşfettiğin insanların Türkiye'ye gelip konser vermelerini sağlıyorsun. Ya da bilinirliklerini arttırıyorsun. Çünkü sana eğlence niyetiyle bakan insanlar evet, 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 bir anda bu yeni, önemli ya da eskiden var olan önemli yetenekleri keşfedebiliyorlar. Şimdi hemen şunu soracağım. Bu konuda sağlam bir eğitimin var, öyle değil mi? Tabii ben 1996 İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitim bölümüne girdim. 2004 yılında mezun oldum. Yaklaşık olarak işte bir 8 senelik eğitim hayatım var. Başlangıcında klasik eğitimler diyelim. Yani işte temel solfej bilgileri, şan eğitimleri, bunlar İTÜ'nün bünyesinde alınan eğitimler. Fakat zaman içinde farklı eğitmenlerle çalışma şansım oldu. İşte bizim okulumuzda Alaaddin Yavaşça'nın İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndaki son dönemiydi ama benim için çok kıymetlidir. Yani bir yandan klasik Batı müziği eğitimi alırken bir yandan da Alaaddin Hoca'yla iki sene derse girip repertuar eğitimi almak, meşk yapmak çok birbirinden, bir yandan da güzel tam olarak o, yani tam olarak o nedir? Şimdi bu tabii ki söyleyeyim, bunu hep televizyonda, radyoda bunları duyuyoruz. Mesela işte diyor ki filanca evet, önemli kişiden eğitim. Meşk yapmak nedir orada? Beraber okumak mı? Beraber yorumlamak meşk mı? Meşk yapmak aslında çok kolay, şöyle anlatayım. Hı. Şimdi mesela bir Türk sanat müziği eseri öğrenirken notaları var. TRT'de okuyan da var. Bunu okula gitmeden öğrenebilirsiniz. Fakat Alaaddin Hoca ile Alaaddin Yavaşça gibi bir senelerin üstadıyla çalışmanın farkı şudur. Size hikayeyi anlatır. Ya Yesari bize gelmişti. Şimdi size onu canlandırınca İstanbul şöyleydi. Biz burada buluşurduk, şunu yapardık. Ya bu eseri de orada o gece ne güzel okumuştu dediğiniz zaman sanki siz de o hikayenin içine giriyorsunuz. Ve Alaaddin Hoca önce o keyfi anlatır. Dur bir de okuyayım der. Kanuncudan bir karar alır. Bir okur, siz zaten orada artık şey, onu ben de okusam. Hadi ne hocam, demek kanuncudan karar almak? Şöyle yani yanımızda bir repetitör dediğimiz bir kanuncu eşlikçi arkadaşım. Ne demek repetitör? Eşlikçi. Bayılıyorum buna. Tamam, bayılıyorum. Derslerde benim şöyle bir şansım var, çok küçük anlatayım. Ben Türk müziğinden kaldım. Türk müziği repertuarından gidemedim derse çünkü. Fakat Alaaddin Hoca değil, başka bir hocadan. Beni de bıraktı. Tek kalan adam benim. Koca Şan bölümünde. Ya hocam yapmayın etmeyin, gelemedim. Neyse. Ana sanat dersiniz ama. Evet tabii, repertuar dersi. Biz repertuar dersine bir sene sonra gittim. Bir tek ben kaldığım için sınıfın kapısına bir baktım. Beni Alaaddin Hoca'nın sınıfına vermişler. Alaaddin Hoca var. Ben varım. Bir de Kanuncu var.
Bir sene. Aman Allah'ım. Müthiş. Ben şey yapıyordum. Arkadaşlar biz de girelim diyor. Kusura bakma diyorum. Benim de. Kapıyı, bu benim hakkım. Kapımı kapatıyordum, içeri giriyorum. Hakikaten öyle bir şey. Şimdi içeride üçümüz varız. Alaaddin Hoca var. Repetitör, yani biz repertuar dersi alırken şarkılara eşlik edecek. Karar sesi verir, başlangıç sesini verecek. Şuradan okuyun, buradan okuyun hocam diyoruz. Biz de karşısında hocamız okur. Şimdi meşkin mantığı. Der ki bugün şu eseri geçelim Emre'cim. İşte bak ritmi şu tempodaymış. Kararı şu, makamı şu. İşte hikayesi şu, şusu busu. Okumaya başlar. Biz böyle kendimizden geçeriz. Tabii bir yandan da şu var. Yani ben o zaman genç bir adamım. Bu adam nasıl okuyor diye de dinliyorum. Yani her şey adamı ilah diye bir bakmak değil. Hadi ben, çok insan gördük. Felaket okurlardı bazıları artık yaşlılığın etkisiyle. O öyle değil. Hala sapasağlam sesler pırıl pırıl. Şimdi bir yandan da değerlendiriyorsun. O zaman analiz yapıyorsunuz zaten küçükken. Benim hep aklımda kalıyor bu. O eğitimler bir yandan da bu Alaaddin Yavaşça kısmı. Bir de tersi var. Ama bir şey var. Değer biliyorsun. Yani şimdi bir başka öğrenci eğer bu saygıyı göstermese, bu değeri bilmese. Tabii değer biliyorsun. Aferin çok güzel karakterin var diye söylemiyorum sadece. Demek ki mesleğe olan sevgin ve meslekle ilgili heyecanın seni o üstada doğru böyle bir saygıya, sevgiye işte beraber mesai yapmaya, o mesaiden de çok şey öğrenmeyi yaratıyor bu. Çok öğrenmeye önemli. Çalışıyorum. Evet. Çünkü bir dönem yaşayacağım ve okul bitecek. Hmm. O bittikten sonra bana ne kalacak? Hmm. Ben bu okula niye geldim? Hmm. Ben Adapazarı'nda büyümüş bir çocuğum, 19 yaşında, 20 yaşına kadar. Müzikle ilgim sadece evde gitar çalarak olmuş. Bir konservatuar kazanmışım. Buradan ayrılmamam lazım. Ayrılmamanın ötesinde oradayken de bir işe yaramam lazım. Yoksa bitirdiğimde ne olacağım ben? Kimse bilmez zaten konservatuar okuyan. Şu an bütün konservatuar okuyan çocuklara soruyor. Ne olacaksın gelecekte deseler? Sorunun cevabı yok. Ama ben içimde bir şey olacağıma inanıyorum. Tabii orada dinleyenlerimizden de meraklı olanlar için söylemekte yarar var. Tabii ki konservatuarlar bütün sanatçılar için işte efendim sahne tabii. sanatları bölümü ya da müzik bölümü, farklı müzik bölümleri, batı ya da bizim Türk müziğimizle ilgili bölümler. Şimdi bu bölümlere girenlerin de böyle bir işte sen sanatçı olacaksın işte tabii. şöyle üreteceksin, sonra herkes seni tanıyacak, efendim senden söz edecekler, seni dinlemeye bayılacaklar falan gibi bir garantisi yok. Yok. Okulun burada. Tabii ki. Yani kişisel yani, çalışma çok önemli. Yani hukukta işte. Daha çok garanti var yani. Yani avukat, hakim ya da noter olacağım dediğin zaman ya da tıpta yani tabii. doktor olacağım dediğin zaman tamam diplomasını veriyorlar. Yani diyebiliyorlar ki sen bu işi resmen yapabilirsin artık aynen, diyorlar öyle. Ama sanat öyle bir şey yok. Değil tabii ki hiçbir garantisi yok yani. Yani ben okulda işte böyle deniyorum. Alaaddin Hoca'dan bir şey öğreniyorum. Bir çok önemli insan daha var hayatımda o dönemde. Yücel Paşmakçı. Tabii biliyoruz ismini. Kendisi tabii yani çok değerli bir halk müziği ama bunları bilmek değil de o anı yaşamak benim için hatırımda kalan şey. Çünkü çok bir sürü insanla çalıştım ama hiç unutmadığım insanlar. Yücel Paşmakçı'nın özelliği de şudur. O da bir halk müziği. Yani sanat müziğinde bir Alaaddin Yavaşça. Halk müziğinde Yücel Paşmakçı şunu yaptı bir gün derste bize. Hiç unutmuyorum. Bir eski teyp getirdi. O büyük makaralardan. İçeri bıraktı. Dedi ki bugün ben kendimi gülün dibinde buldum isimli bir türkü öğreneceğiz. Tamam öğrenelim. Önce bize ilk aldığı kaydı dinledi. TRT'nin ilk Anadolu'ya gönderdiği bu bir dönem işte halk müziğinin eserlerini toplayın arşivimizde olsun dediği kişilerden biri Yücel Paşmakçı. Bize bir eser öğretmeden önce işte Hisar'la Ahmet'le diyor ki eve oturduk işte kapıdan arabalar geçiyordu onu kapatmaya çalışıyoruz falan filan. Hisar'la Ahmet bir imamdı şuydu buydu detaylar anlatıyor şöyle tissesi vardı ama çok yaşlıydı. Sonra bize bir kayıt dinletiyor falan. Şimdi size bir şey geçiyor, bir hikaye gene. Hikaye çok önemli. Müziğin temelidir aslında hikaye. Hikayeniz varsa anlatacağınız, savunacağınız bir şeyiniz de vardır. Yoksa öğrenirsiniz ve unutursunuz her şeyi. Biz ondan sonra bağlamasını alıp eseri bir baştan çalardı. Hadi şimdi bir beraber bakalım. Ben o şevki ve heyecanı hiç unutmadım. Hatta bir şey de anlatayım. Bu bugünkü yorumlarımda da benim için çok etkili. O öğrendiğimiz türküyü ben Hisarlı Ahmet'ten o gün duydum. Fakat notaya farklı şekilde, farklı değil ama biraz daha ritmik şekilde almış hocam. Dedim ki hocam hani bunu siz böyle almışsınız. Dedi TRT repertuarına bunu bir düzende sokmamız lazım. Çünkü Hisarlı Ahmet bir öyle okuyordu. Sonrakinde biraz değiştiriyordu falan. Peki dedim ben dedim bu sizin çektiğiniz şekilde okuyabilir miyim? Şimdi bizim müzisyenler için, şarkıcılar için kritik bir şeydir bu. İstediğin gibi okuyabilirsin tabii ki. Yani zor bir şey o, zor bir evet, şey tabii. Yani onu... hocanın da o müsamahayı göstermesi. Böyle okuyordu dedi Emre.
okuyabilirsin tabii. Yani. Şimdi bu aslında bizim Türk müziğindeki cazın formülüdür. Yani yorumcuyu özgür bırakan bir şey. Ben hem halk müziği öğrenirken, öyle bir hocadan öğrenirken özgürleşmeyi... Bir daha şunu yorumlamanı isteyeceğim. Türk müziğindeki cazın Türk formülü. Demek istiyorsun yani? Kalıpları yıkabilmenin. Esnetmenin, evet. Yorum yapabilmenin, improvizasyonun. Yoksa ne oluyor? Kalıp insanlar çıkıyor ve bir süre sonra şu çıkıyor. Dinleyici şunu diyor dinlediği zaman. Ya hep aynı şeyi dinliyor. Evet yani ben bunu biliyorum. Tamam bunu biliyorum. Hayır. Neden birileri farklı oluyor? Çünkü onlar doğru ve güzel, lezzetli esnetmeyi biliyorlar. Zaten bunu ilk yapan da böyle yapmış. Ben onu öğrendim. Şimdi Yücel Paşmakçı'nın ve Alaaddin Yavaşçı'nın ikisinin de tarihsel kimlikleri benim için değerlidir. Bir tanesinin esnetme becerisi, diğerinin o güzel İstanbul'u anlatma hikayesi benim için formülün başı oldu. Ben o zaman yaşadığım şehri sevdiğimi hatırlıyorum ilk defa. Yaşadığım ülkeyi daha farklı sevdiğimi hatırlıyorum. Bunlar da aslında bir sonraki işte 2006'da İstanbul Camileri ve Müezzinleri diye bir albüm yaptım ben. 18-16 cami gezdim. Müezzinlerle ikişer saat röportaj yaptım. Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Burada ne kadar süredir eğitim alıyorsunuz? Nasıl müzik eğitimi aldınız? Sesinizi kullanmayı biliyor musunuz? Makamları biliyor musunuz? Önce bunları konuştuk. Sonra dedim ki madem böyle büyük... Bunlar tabii ki şöhretli müezzinlerimiz de var. Sultanahmet'te bir mavi camimiz orada mıdır? Tabii. Evet. Blue Mosque. Evet. Oradaki müezzin ama geçmiş yıllarda yani olabilir. Bir... Saadettin Kaynak. O 10 yıl falan olmuş olabilir. Ben zaman. Bir akşam ezanında tesadüf ettim. Ve hakikaten mükemmel bir ses ve yorum. Şimdi zaten camilerimiz her yanımızda. Ne güzel. Zaten biz müezzinleri duyuyoruz. Hasbelkader kulağımızda farklı makamlara alışık ama çok güzel yorumlayan, okuyan bir müezzin duyduğunuz zaman hemen kulağınız dikkat çekiyor. Evet. Biz tabii kendi ülkemizde yabancılar gibi dolaşmıyoruz buraya. İstanbul'a gelen turistler her yandan bir anda ezanlar başlayınca eğer hiç tesadüf etmedilerse, bir Müslüman ülkeye gitmedilerse korkabiliyorlar bile. Bir anda böyle bütün minarelerden başlıyor müezzinler ama... Bütün onların arasında bazı müezzinleri seçiyorsun. Bu çok ilginç bir çalışma ama bu yaptın. Daha önce yapılmış mı böyle bir şey sanmıyorum. Yani. Hayır yapılmadı. Hatta şöyle bir şey. Ben bir sürü firmaya gittim o zaman. Dedim ki ben böyle bir projem var. Ya dedi bu kadar adamı ikna edemezsin sen dedi. biz bile ikna edemiyoruz. Ben ama o zaman saçları beline yakın. Şuradan toplayan bir adam olarak gidip ben bir konservatuvarda okuyorum. Siz de nasıl toplayın. Ya saçların belinde falan. O zaman şu anki halimden eser yok şimdi. Ama şimdi biraz gelsin. Birazcık ama... Onu kesiyor musun? Kestiğin için mi gelsin saçların yoksa? Askere gittikten sonra baktım geri döndüm. Abi dedim bu olmayacak ya. Tekrar uzama ihtimali bayağı olacak. Ama güzel bazı adamlar daha seksi oluyorlar kel oldukları. Teşekkür ederim. Kimi adamlar da böyle bir çok problemli insanlar. Mesela kelliğin yakışabileceği adamlara bakıyorum. Kafasında saksı koymuş gibi o yapıştırma saçlar falan da yakışmıyor herkese her zaman yani. Kel oldun mu onun bir... cazibesi de var aslında. Peki şimdi tekrar devam edeceğiz Emre Yücelen'le. Bu arada size onun YouTube kanalından bazı bölümleri de nasıl bir şey yapıyor diye size duyurmak da istiyorum. Geri dönelim bir son Madonna fiyaskosuyla ilgili. Sonra benim de ilgimi çeken bir de Seda Sayan'la ilgili bir videon var. Niye ilgimi çekiyor? Örnekse şimdi sen genç bir adamsın. İşte nasıl müzikler de dinlediğini biliyoruz. Sen bir Seda Sayan ses analizi yaptığın zaman hemen aklımıza şu gelir. İşte acaba birazcık işin komedi tarafına gidecek mi ya da sert eleştiriler mi gelecek mi? Hayır öyle yapmıyorsun aslında. Yani bu konuda da böyle bir hani YouTuber olarak ilgi çekmek, işte kendini daha çok kişiye duyurmak, işte bunun komedisini yapmak gibi bir yola gitmiyorsun. Hiç tahmin etmediğimiz bir tepki gösteriyorsun. Birazdan duyacağız. Bakalım nasıl bir tepki gösteriyorsun görelim. Az sonra burada mikrofondayız. Regardless of where it could happen, this is the way it did happen.
Evet, Show Radyo İstanbul stüdyosundan yayınlanan Kabare'den Naklen devam ediyor. Çok ilginç bir adam konuğum. Eğer şu ana kadar dinlediyseniz yayınımızı, Emre Yücelen. YouTube'da Emre Yücelen Şan Dersi diye bir kanalı var. Ben de şu anda kanalda göz gezdiriyorum. Hakikaten hem profesyonel hem amatör. Çok kişiyi ele almış, işte rapçisinden yerli sanatçısına, yabancısına kadar. Ve şimdi burada bazılarına böyle işte yayınlanma sırasına göre mi artık çok izlenenlere göre mi? Hakikaten çok izlenen bir kanal bu arada. Şöyle bakalım şimdi, Şura İskenderli ses analizi diyorsun. Evet. Evet. Şura İskenderli, yani soyadı İskenderli değil İskenderli, mi? İskenderli, Azerbaycanlı. Evet, Azerbaycanlı. Şura. Nereden ilgini çekti bu kız? Şimdi bir kere şöyle düşünün. Ben ilk YouTube'da video yapmaya başladığım zaman insanlar istek istedikleri zaman şu an duyduğum bu seslerin hiçbirini bilmiyordum. Hı-hı. Fakat 3 yıldır ben bunun içindeyim ve artık her canlı yayına 1000 kişi, 500 kişi. Buna nereden duyuyorsun? Onlar yorumlardan. Gönderiyorlar. Evet, yorumlardan. Şuna bakar mısın? Buna bakar mısın? Bir süre sonra artık o kadar çok genç şarkıcı duymaya başlıyorsun ki Sura'yı 2 senedir biliyorum. En sonunda ama zaman özür dilerim, ben ismini yanlış telaffuz etmişim. Sura. Mesela o zaman çok yetenekli bir kız. Azerbaycan'da yaşıyor. Onun gibi birçok genç şarkıcıyı da tanıma şansım oluyor. En sonunda bir gün analizini yapıyorum ve yaptıktan sonra da işte bir hafta, iki hafta sonra da yayınlıyorum ayrıca videosunu. Örnekse hemen şimdi gözüme çarpan Necmettin Ötün Hoca. Evet. Ses analizi, farklı bir Sela okuması. Yorumu. Evet. Her camiadan, her yerden, her işte rapçisinden, rockçısından, popçusundan, alternatif müzik dinleyicisine kadar herkesin içinde olmasını istedim. Çünkü benim dediğim gibi işte bu yaptığım proje... Erzurumlu Dadaş Dede ses analizi. Patlayan bir analizdir. Evet, müthiş bir ses. Kore gazisi olduğunu öğrendik daha sonra. Evet, evet. Çok, ne kadar buna bir de keşifler de var. Evet. Tabii. Şimdi o zaman şu Madonna... ses analizine birkaç dakika için kulak verelim. Özgün bugün bana bir Madonna göndermişti. Ona bir bakalım. Daha önce Madonna ile ilgili hiçbir şey söylemedik kanalda. Birazcık konuşalım. Madonna'yı dinleyelim. Madonna'nın meşhur sahneden düştüğü video bu. Özellikle Özgün bunu yapmamı rica etti. Madonna'nın 60. yaşı arkadaşlar. 60. Dile kolay 60 yaşında. Bakın Madonna'nın son performanslarından biri nasıl? Biraz dinleyelim. Biraz fikirlerimizi bakalım. Of not wishing you were someone else, someone you need and fear. O inanılmaz kostüm biraz sonra başına bela oldu. Madonna ilginç bir şekilde benim müzik hayatımın başında var olmuş bir kişi. Ne alaka ama. Yani böyle kaç yaşlarındaydım? Ortaokul 1. sınıfa gidiyordum. Yani 7-5-12, 13 yaşında falanım. Bir resim hocamız vardı, dersinde şarkı söylettirirdi devamlı olarak. Benden şarkı istediğinde ben de bu La Isla Bonita şarkısını baştan sona biliyordum. Ne alakaysa. Last night I dreamt of San Pedro falan böyle. Derste sürekli... Baştan sonra biliyordum, habire söylerdim. Madonna o dönemlerde de çok popüler. Hadi hatta ilk La Isla Bonita zaten dünyada patlamış en büyük şarkısı ilk başlarda. Pek çok hit şarkısı var dönem dönem çıkardığı. Şimdi biraz dinleyelim. Sanki arkada bir vokal üstüne söylüyormuş gibi. Yani bir vokal var ve üstüne söylüyormuş gibi, değil mi giriş? Muhtemelen şunun için yapmışlar, bakın. Biliyorsunuz değil mi? Arkadan bir vokal daha geliyor. Girişi daha keskin ve belli etmek için yapmış olabilirler. Çünkü yürüyor, tam duyamayabilir, en azından ritmi alsın diye girişteki vokali arkada bırakmışlar bence. Sonra devam ediyor. Bayağı delay var içeride yalnız ya. Madonna'nın sesi böyle tam bir mezzo gibi geliyor kulağa. Yani hiç soprano karakteri yok. Tam bir orta koyulukta. Yaşı ilerledikçe daha da pesleşiyor.
Evet Elif. Hocam doğruymuş. 16 Ağustos'ta tam 60 yaşında olacak. 16 Ağustos'ta, Ağustos'ta Madonna tam 60 yaşına basacak. Burada tabii büyük bir fiyasko ortaya çıkıyor. Şuradaki bu pelerinin atkısı çıkmıyor ve takılıyor. Dansçılar da çekiyor çıkartmak için ve Madonna aşağı uçuyor. Canlı okuduğunu görüyorsunuz işte. Burada tamamen gidiyor. Ve bu şekilde şarkıya devam edecek şimdi. Yani şu anki duygu herkesin kaldırabileceği bir şey değil. Ancak çok tecrübeli bir şarkıcının kaldırabileceği bir şey. Bakın. Vücudunda bir acı var şu anda kesinlikle. Yani buradaki net 4 basamak aşağı düştü. Kesildi, müzik gitti. İnsan böyle kendi düşmüş gibi olur ya o sırada. Nasıl toparlayacağını bilemediğim bir an. Çık şuradan diye. Şu an içinden saydırıyor. Kesin. Bak. Senin. Çıkardı ama. Şarkı yakalıyor. Evet, iyi tabii yani işte bak hoca yorumluyor şekerim Madonna'yı. Hadi bakalım bir de bizden yerli gelsin. Seda Sayan ses analizine kulak verelim şimdi. Şimdi önce Seda Sayan'la başlayalım. İki tane sorusu var. Nergis Aksu'nun sorduğu sorular. Şimdi bir Seda Sayan analizi. Seda Sayan'ın daha başlamadan önce ilk cümlemi söyleyeyim. Hani bugünün aslında genel konusu harfleri söyleme, harflerin sonundaki şeyleri bile işte giderim, M'yi bile sonunda duyurmaya çalışma. Seda Sayan bu konularda bir numara. Biz kendi aramızda bile bu özelliği geliştirmek için onu taklit ederdik. Hani o mesela gider R'leri falan böyle bastırır. Neden? Harf saklamamanın, o biraz abartılı yapıyor olsa bile, yani bu biraz abartılı olsa bile doğrudur bu. Yanlış değil ve doğru bir sistemdir. Harfleri, son cümlenin sonundaki harfleri bile karşıya duyurmakla sorumlusunuz bir şarkıcı olarak. Beni benden alırsan. Bir mezzo soprano renk dinliyorsunuz arkadaşlar. Göğüs rezonansı çok fazla. Gayet de temiz bir giriş. Ağız açıklığı son derece doğru. Hiçbir problem yok. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Güzel. Allah, orkestra bir vurdu ki arkadan. Yanı başımda olsan da bir adım bile. Çok güzel yorumlar değil mi? Gerçekten güzel yorumlar hani. Yeni başımda olsan da o Türk sanat müziği geçmişi olmasının etkisi bu seslerde. Çünkü hani bu tür böyle sesleri olsan da etsen de bu ittirmeler, bu bazı sesleri böyle açık patlatarak almalar Türk müziğinin etkilerinden. Bir adım bile atmam. Şimdi bu bölüme bakalım. Kadrimi. Ağız açıklığına bakın arkadaşlar. Bir kere hakkını verin. Müthiş. Kaldırayım. Hiçbir sorun yok. İ'ye bakın. İ bile bu kadar açılması büyük iş. Kaldırayım. İ'yi bakın nasıl alıyor. %100 doğru teknik arkadaşlar. Bütün şan eğitimlerinde İ'ler bu kadar açılır. Kaldırayım. Biraz İ'ler böyle. Ama onu çok rahatlatıyor bu. Son derece doğru teknik. Bakın bir daha. Müthiş. Kadrimi kaybetmeyeyim. Harfler ı, i geliyor sürekli. Ve hepsini kadrimi kıymetmeyeyim. Çok çok başarılı kullanmış. Hakikaten müthiş. Sana olan sevgimi. Biraz S'leri abartıyor hani o S'leri. Onları biraz egzajer ederek hani zaten mimiklere de bakarsanız. Bu birazcık televizyonculuk. Birazcık artistik.
farklı kullanarak kendine özel bir yer edinme denebilir. Evet, bu arada yurt dışı seyahatlerin var, işte sponsorların var. Zaman zaman sponsorlar, farklı sponsorlar geliyor gidiyor ve bütün bu sponsorlar sayesinde tabii ki bunlar kültürel seyahatler ve bunları da finanse edebiliyorsun. Burada tabii biz sponsorları her seferinde anons etmiyoruz. Aslında bana sorarsan kültür sanat işlerindeki sponsorları aslında anons etmeliyiz. Yani burada Radyo Televizyon Üst Kurulumuzun da bir karar vermesinde büyük yarar var. Yani herhangi bir şekilde şu ya da bu işle ilgili sponsor olmuş olan insanlar, tamam gösteri dünyasında böyle şeyler yapılıyor ama bir de hakikaten gösteri dünyasında içinde olup, ben yine bütün YouTube'u da gösteri dünyasına katıyorum. Yani sonuçta bu büyük bir paket bana sorarsan ya da büyük bir çuval içine. Hakikaten sanatları da koyabiliriz. İşte bütün neredeyse futbolu bile koyabilirsin. Yani onu artık gösteri dünyasıyla ilgili büyük maçlar, büyük hikayeler, büyük basketbol maçları falan filan. Ama bir yandan senin gibi saf ve heyecanla kültür sanat işlerine giren insanlar var. Bunların sponsorlarını kesinlikle medyada böyle alenen ve övünerek yer alabilmesi gerekiyor. İnşallah öyle bir şey, İnşallah. Öyle bir şey yaratılır. Peki, şimdi diyelim ki Moskova Sokakları diye bir videon var. Niye oradasın o sırada? Onun daha önce bir hikayesi var. Şimdi şöyle, ben ilk seyahatim bu işte İran'a giderek oldu. O da Humayun Şecerian isimli bir şarkıcının ses analizini yaptım. Hiç tanımadığım bir şeydi. Açtığımın 30. saniyesinde bir kayıtla karşılaştım ki hayatım boyunca hiç dinlemediğim bir ses yapısı ve kullanış biçimi, şok oluyorum. Ama doğal şok, yani bu nedir ya falan diye kalıyorum. 2-3 dakika bakayım dediğim video 20 dakika baştan sona deli bir analiz. Videoyu atıyorum. 7-8 ay sonra bana İran'da bu şarkıcıya ya babalar gününde bu videoyu gönderiyorlar. Bak diyorlar, biri seni dinlemiş, nasıl şok olmuş diye. O da diyor ki ne kadar güzel bir şey. Çok hoşuma gitti. Böyle bir şan hocası olduğunu da duydum. Davet edelim. Gelsin İran'da, işte Tahran'da Sadabat Sarayı'nda konserim var. O da gelsin. Bana Instagram'dan yazıyorlar. Gelir misiniz? Dedim gelirim falan ama inanın çok fazla bilmeden. Geleyim dedim. Atladım gittim. Müthiş. Yani rüya gibi bir şeyle karşılaştım ve İran'a karşı bakışımı da değiştiren bir şey oldu. Hiç bilmiyordum çünkü. O da ilginç bir şey. Kendisiyle sohbet yaptık. Bir saatlik röportaj yaptık. Konserini izledim. Bizi devlet erkanıyla beraber oturttular orada. Yani çok onore ettiler. Sonra Türkiye'ye döndüm. Kendisi daha sonra işte bir sene sonra Türkiye'de iki konser verdi. Büyük bir izlenme sayısına ulaştı. Bu harika bir şey. Bunun haricinde başka hikaye? Sevgili eşin ve menajerinin bana anlattığı hikaye mi bu? Yok. Hangisi bir, hani İran'daki ama bu. Türkiye'deki konserinde iki konser, Konya ve İstanbul. Ama evet, şöyle bir şey olmuş galiba, sen bizzat para verip bilet alarak gittiğin konserde seni adamın menajeri sanıyorlar. Ya çok fena. Sen tanıttığın için. Ya işte bu işin bir ses analizinin bu noktaya gidebileceğini hayal edebilir misiniz yani? Hayal edemezsin. Ama buraya dönmesi. Ama bir şey söyleyeceğim işte, yani başarılı olan bir işte hakikaten. Tanıtma dönüştü Okan abi yani. Olan peki bu. Bir de. Ama Rusya sokaklarına bir. Evet tabii hemen. Hikaye lütfen. Şimdi mesela bu İran. Bunun bir de mesela Kazak şarkıcı versiyonu var. Dimash Kudai Bergen diye bir Kazak şarkıcı keşfediyorum ve olağanüstü bir ses. Olağanüstü. Ben videolar yaptıkça dünyadaki vokal koçlar, başka videocular da yapmaya başlıyor ve adam dünya çapında bir ünlüğe sahip oluyor. Beni dediler ki lütfen burada Kazakistan'da bir yarışma yapacağız. Dimash baş jüri. Lütfen siz de gelin, siz de jüri olun. Hem bir arada olun çünkü çok kıymetlisiniz bizim için dediler. Ben Kazakistan'a gittim. Orada müthiş bir ağırlama, işte inanılmaz bir konser falan. Şudur budur tanıştık. Sonrasında Dimash'ın Rusya'daki konseri bu. Rusya'daki konserine de hani tekrar gelmek isterseniz Moskova'ya buyurun dediler. Ben gittiğim her ülkede konservatuarlarına gitmeye çalışıyorum. Uzun videolar çekiyorum. Burada kimler çalışıyor? Burada kimler var? Hiç Türk var mı? Yok mu? Buraya ne şartla insan alıyorsunuz? Ne eğitim veriyorsunuz? Nasıl ders işliyorsunuz? Bize bir şeyler gösterin. Her gün Kore'den Kazakistan'a, her yerde bunu yaptım. Rusya hem gezi amaçlı, kültürel gezi amaçlı, hem de Dimash'ın konserini izlediğim bir gezi mesela.
Peki bu tabii ki şimdi kendi eğitimin uyarınca, kendi dilinde, kendi ülkenin müziği, işte halk müziği ya da sanat müziği makamları konusunda, hatta Türk pop müziğinde tabii ki bir nasıl söyleyeyim, bir yorumcu, bir guru, bir guru, ses gurusu, işte efendim bir bilen, bir kanaat önderi vesaire, bunlar tamam, okey, bunu anlıyoruz. Hem meraklı, genç ama yetenekli, genç ama çok eğitimli bir adam. Peki başka ülkelerin gırtlakları, makamları, müziği konusunda hani orada nasıl ahkam kesilebilir? Orada da müziğin evrenselliği, notalar, bilmem buraya mı dayanıyoruz, yoksa nasıl yapabiliyorsun bunu? Konservatuvara yeni bir başlamış bir öğrenci gibi davranıyorum bazen. Giriyorum içeri, işte bütün rica ediyoruz, bütün enstrümanlarını getiriyorlar. Oranın usta saz çalanlarını getiriyorlar. Hayır, kolay da değil çünkü yani tamam, Anglo-Sakson müzik, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun uzun yıllardır bütün dünyaya ihraç ettiği ya, müzik, İngiliz müziği, bunlar tamam. Bunları hepimizin artık yani sonuçta hani işte konuştuğumuz zaman hani sanki şeyde Kaliforniya'da efendim ondan sonra işte tarlalardaymışım gibi blues evet dinleyeyim ya, ya da işte doğru, ne bileyim doğru, hani sığır çobanı gibi de country'den anlayabilir hale geldi dünyadaki bütün vatandaşlar müziklerini ihraç ettiği için. Ama şimdi nereden bilirsin Kazak müziğini birader, yani adam sana dinletmemiş ki çocukluğundan beri. Aynen. Onu yorumlamak kolay değil herhalde. Ben şimdi tabii ki kendi bildiğim şeyleri müthiş anlatmaya çalışıyorum bildiğim kadarıyla. O duyduğum şeylerde zaman zaman hayretle, merakla ve anlamaya çalışarak davranıyorum. Bunu kime sorabilirsiniz? Bunu yapana. Geçiyorum karşısına. Diyorum ki bunu nasıl yapıyorsun? Bana Humayun Şecaryan mesela yaptığı ilginç gırtlakları, ben şöyle çalışıyorum. Mesela Kore'de diyor ki dere kıyısına gidiyorum, orada bunu uyguluyorum. Biz işte biz yırtık ses severiz, zorlanmış ses severiz. Yani kendi lezzetlerini sana anlatmaya çalışıyorlar. Ve bana diyor ki şunu yapsana diyor. Nasıl yapıyorsun diyorum, ensenden ses çıkarıyorum diyor. Nasıl yapıyorsun diyorum. Yani şimdi bu, bence bu şey çok hoşuma gidiyor benim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Zaten benim o müziği küt diye yapmam mümkün değil. O da benim müziğimi küt diye yapamaz. Evet. Ama bir şekilde benim Pansori'yi, benim işte Kazak müziğini tanımam bu dünyada yabancılaşmayı engelliyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Evet. Bir de özür dilerim tabii, tekrar YouTube kanalına bakarak bazı senin gruplaştırdığın analizleri bir söylemek istiyorum. Mesela 768 video koymuşsun. İşte çok izlenenler evet, işte orası, ama sonra onları ayırmışsın. Mesela tabii, pop müzik ses analizlerinde 118 videom var. Rap müzikte 62 analizin var. Amatör ses analizleri var, 168 tane. Dünya yıldızları ses analizleri. Dünyadan keşif ses analizleri var. Rock müzik ses analizleri var. Bu K-pop nedir? İşte Kore popu. K-pop var, Q-pop var. O da Kazak popu. Yani. Çok güzel. Arabesk ses analizleri var. Dini müzik ses analizleri var. Alternatif müzik ses analizleri var. Türk halk ve sanat müziği ses analizleri var. Peki şu şimdi şeye bakacağım. Burada dünya yıldızları ses analizlerinde şimdi Whitney yani, Houston'da tabii, içiniz acıyacak diyorsun. Ya, evet. Niye öyle diyorsun? Neden öyle diyorum? Çok özür dilerim. Whitney Houston'ın son dönemi çünkü o video. Yani Whitney Houston sağlığının bozulduğu artık. I Will Always Love You söyleyemiyor sahnede. Şimdi ve çok çok sarhoş. Kendinden geçmiş durumda. Tabii ki Whitney Houston müthiş bir şarkıcı, inanılmaz bir şarkıcı. Fakat bana gönderilen ve benim o sırada yaptığım, ben şimdi burada genel olarak kanalda zaten birçok genç arkadaşla çalışıyorum ve tanışıyorum. Rapçiler beni konserine çağırıyorlar, kulislerine giriyorum. Türkiye'deki rock gruplarının birçoğu çağırıyor, kulislerine giriyorum. Ve her birinde başka şey görüyorum. Bazı satranç oynuyor kulisinde. Bazısı da benim önermediğim şekilde bulunuyor. Yani bu şimdi burada Whitney Houston'ın hali, onun gibi büyük bir şarkıcının bu hali biraz örnek olsun istiyorum. Ki o zaten videoyu açarsanız işte hikayelerimi anlatıyorum. İşte Antalya'da sahneye çıkan arkadaşımın işte ne yaptığını, şuna dikkat edin. Ya çocuklar sahneye çıkmadan önce işte ne kadar için, içmeyin mi? Bu soruların cevabı, çünkü
müzisyen böyle yaşıyor. Evet. Onun hayatı... Bu arada tabii şöyle izleyen, aman bizi dinleyenlerimiz de bakarlarsa bu ses analizlerine hakikaten herkesin ortak paydası olan, çok sevilen, çok meşhur insanlar var. Yani peki bundan sonra gelen yorumlarda şey oluyor mu ya, sen nasıl ona böyle dersin işte, tabii sen ne anlarsın falan. Oğuzhan Koç'un fanları çok fena mesela. Nasıl ona öyle dersin, nasıl öyle dersin? Yani bu var, bu işin doğasında var. Evet. Onlar videoları izlemiyorlar ama. O, yani onlar böyle bir şeyin olmasına da, yani nasıl sen ya? Kimsin ya, sen kimsin yani sen önce onun gibi bir söyle. Yani ben kimsenin sanatıyla ilgili bir şey demiyorum yani. Sesini nasıl kullandığını bunları izleyecek, anlamaya çalışacak kişiler müzikle birazcık, hani ben şarkı söylemek istiyorum diyen ana kitle aslında, ama diğerleri de ya bunlar nasıl yapıyor diye merak edenler. Evet, peki şimdi tekrar kısa bir ara, Emre Yücelen'le devam edeceğiz önümüzdeki dakikalar. Regardless of where it could happen, this is the way it did happen. Hanımlar beyler, Show Radyo İstanbul stüdyosundan yayınlanan Kabare'den Naklen devam ediyor. Biz de değerli konuğum Emre Yücelen'le ses analizlerini dinlemeyi sürdürüyoruz. Şimdi bu videonu merak ediyorum hakikaten. Biraz da hem senin videolarına baksınlar, hem de bütün bu sohbetimizde neyi anlatmak, açıklamak istediğimize bir örnek oluştursun diye Erzurumlu Dadaş Dede ses analizinden, bu aslında uzun bir video ama evet, bunun bir 5 dakikasını beraberce dinleyelim. Tabii ki bu videoda size, dinleyenlerimize tarif edelim. Aslında bir sürü çoluk çocuk oyun videoları var ya, aynen öyle görünüyor. Aslında o da belki çok izlenmesinde bir nedendir. Çünkü orada bir video var. Tabii. Genelde ve o videoda kendine bir kelebek pencere açıyorsun. Televizyoncu deyimiyle. Ve orada durduruyorsun, tekrar başlatıyorsun, arada konuşuyorsun filan. Hadi gelin şu Erzurumlu Dadaş Dede ses analizine kulak verelim. Erzurumlu amcamızın uzun hava okuyuşu hocam. Analizini yaparsanız sevinirim. Ercan Güloğlu. Hay Ercan'cığım, tamam yapalım. Erzurumlu amcamız uzun hava mı okuyor? Merak ettim. Hadi dinleyelim. Bir büfesi vardı. Vay be. Müthiş. 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 Bakın. Bir kere ağzına bakın arkadaşlar. Ya bazen bazı arkadaşlarımızın söylemlerine kırılıyorum ve üzülüyorum. Onu söyleyeyim. Sanki hani ben böyle kara cahil, hiçbir şey bilmeden kafama göre takılıyormuşum gibi düşünüyorlar. Ki yani öyle düşünebilir. Herkes istediğini düşünebilir. Hiç problem yok. Ama üzülüyorum çünkü birçok arkadaşımız var ve bundan faydalanabilirler. Bakın şimdi Necati amcamıza baktığımız zaman, Necati amcamıza bir bakın. Necati amcamız okurken ne yapıyor? Şu ağzını ne yapıyor bir izleyin bakın. Acaba kaç yaşında Necati amcamız? Oldukça yaşlı olduğu kesin. Yani 70 yaşlarında olacağını düşünüyorum. O civarlar, daha üstte olabilir değil mi? Kas hafızası yani vücudunu, şimdi her şeyin bir hafızası var. Yaptığınız şey, farz edin bir şey çalışırsınız. Kas hafızası artık onu öğrenir ve bir de artık unutmaz. Yani mesela biz şan eğitimi veririz. Ben derim ki öğrencilerime, bak bunu unutmayacaksın hayatın boyunca. Bir tekniği öğrendin mi? Bir kafa sesini oturttun mu? Bunu oturttun mu? Bunları unutmayacaksın. Ha, bunlar paslanabilir yapmadıkça ama unutulmaz. Çünkü kas kolay kolay unutmaz hiçbir şeyi. Şimdi amcamız, Necati amcamız öyle bir yerleşik kas hafızasıyla iş yapıyor ki neleri yerleştirdiğini ve nasıl bu yaşta bile bu kadar muhteşem okuduğunu bütün formülleriyle gösteriyor. Buyurun izleyin. Bir fesi vardı. A'ya bakın. A'ya bakın. Sonra bana demeyin. Ya hocam geç boğaz açıklığını. Kuşu yükseklerden
Bakın şu tiz bölgeye geldiğinde bu sesi oturturken şu ayaklarına bakın çocuklar. Dikkat edin. Kim kameram nerede benim? Ben de onu iyice göstereyim size. Biraz fazla oturtamamışım. Ben birazcık oturtayım da şu ekranın içine. İyice görün. Bakın şimdi. Ya bu adam ne gösteriyor gene bize diyeceksiniz. Bakın. Gördünüz mü diyaframı? Resmen ayaklarından bile vücudunun her yerinden destek alarak o nefesi sonuna kadar çıkardı. Muhteşemsin amcam, muhteşemsin. Muhteşemsin. Tek nefes ha. Si bemol tonda okuyor. Tek nefes çocuklar, maşallah. Nefes. Ne yaptın? Nasıl? Müthiş, müthiş. Özellikle şuradaki yorumu öldürdü beni ya. Şimdi bu... Of, müthiş. Evet hanımlar beyler, Show Radyo İstanbul Stüdyosu'ndan yayınlanan Kabare'den naklen devam ediyor. Biz de Emre Yücelen'le ses analizleri, Emre'nin bütün dünyada araştırdığı, bulduğu önemli müzisyenler ve işte artık sırası gelmişken Emre Yücelen'in kendi şarkılarından da konuşuyoruz. Şimdi konuşmaya başlıyoruz onun kendi şarkılarından. Bu kaç tane şarkı üretilmiş şarkı vardır şu anda? Bir albüm var mıdır? Şöyle söyleyeyim, iki albüm, dört single var. Büyük büyük, yani 2010'da ilk albümü yaptım, 2012'de bir albüm daha yaptım ondan sonra. Sonra üçer parçalık, iki single, en son tek bir iki tane daha single yayınladım. O şekilde şu an yeni bir albüm daha yapıyorum. Ama artık parçalarımı herhalde YouTube kanalımdan, yani ses eğitimi kanalının içinden paylaşıyorum. Peki o zaman ne oluyor? Şimdi ilk tabii bakış ya sen herkesin işte ses analizini falan yapıyorsun da dur bir de sana tabii bakalım falan derdim. Bana benim ses analizimi yaptırdılar. Hadi bakalım yap dediler. Yapayım dedim, açtım ben de. Nasıl yaptığımı anlattım. Şurada dedim işte tekrar girdim, burada şöyle yaptım, burada melodan hangi yapmadım. Hangi şarkıya yaptın ses analizini? Mutluluk Köyü'nü. Benim kendi işte Gülben Ergen'le beraber feat yaptığımız şarkıyı açtım. Bütün projesi zaten evde var. Açtım bilgisayarı. Anlattım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Bak burada şunu kullandım. Şunu şöyle yaptım. Şuradan memnunum, şuradan tam değilim. Her şeyi anlattım yani kendi bakış açımda. Bir de kendime analiz ettirdiler. Yaptılar bunu yani. Harikuladeymiş. Peki şimdi ama tabii burada da ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi hani terzi evet, kendi söküğünü dikemezmiş gibi kariyerde evet, bir sapma da olabilir. Olmuş zaten senin için. Yani bir yandan hani bir müzisyen olarak diyelim ki işte bir nasıl söyleyeyim, popüler bir şarkıcı ama bir yandan o çok büyük bir başka aşkla bir yaptığın mesleğine hatta bir araştırmacı, bir akademisyen gibi baktığın zaman da yani aslında başka bir yöne mi gidiyorsun? Nasıl düşünüyorsun bundan sonrasını yani? 2003'ten 2015'e kadar 12 yıl bir bilgisayar oyunu müziği yaptım. 3 tane hayatımda bilgisayar oyunu müziği var benim. Ve bunlar çok büyük oyunlar. İstanbul Kıyamet Vakti, Supercan,
I Can Football. Bunlar evet, büyük oyunlar. Milyonlarca kullanıcısı olan. Yani, şöyle söyleyeyim. Bir yandan da Tarkan gibi evde otursan ve sevenlerini özlesen kim bilir. sevenlerimi özlüyorum. Ya, evet, o da ilginç bir şey oluyor yani, gerçekten. Ama öyle olmadı. Diyor hep yani ben onu nasılsınız evet, diyorlar. Evet. Sevenlerimi özlüyorum falan. Ne yapıyorsun? Yurt dışına gidiyorum. Peki falan. Ne olacak? Sevenlerimi özleyeceğim diyor. Ondan sonra yurt dışından geliyor havaalanında. Nedense herkes onu karşılıyor falan. Herkese haber yollamamış tabii. O hiç kimseye haber vermemiştir herhalde. Ana haber bültenlerinde bütün dünyada ilan etmişlerdir. Tarkan şu saatte İstanbul'a inecek diye filan. Ondan sonra millet koşuyor. Eskiden öyleydi. Otobüste kızlar gidiyordu filan. Diyor ki ne yaptık ne yaptın? İşte diyor sevenlerimi özledim diyor. Yurt dışında olduğum zaman diyor. Yani bu tabii. İdol hayatı. Ya, tabii tatlım yani. O hayat da zor yani. O kadar insan evde oturabilir mi? Ben çatlarım sıkıntıdan herhalde. Yani. Ben o tarafta olamadım. Yani ben hep müzik tarafı. Nedir işte bilgisayar önünde müzik yapacak, projeyi yapacak. Ya bu arada tabii Tarkan'ın da kabiliyetini küçümseyen bir konuşmadan söz etmiyorum. Ben bir popüler müzik yıldızının hayatından söz ediyorum yani. Öbür tarafta Michael Jackson'a bakarsan işte kendi Luna Park'ında ve hayvanat bahçesinde dolanıyordu sabahtan akşama kadar yani. Gün ışığına çıkmıyordu adam. Şimdi tabii ki sen başka bir yani bu işi seviyorsun. Böyle bir akademik bir şeyin de var. Evet şimdi onu ilginç şekilde söyleyeceğim. Konservatuvarda okurken o yaptığım röportajlar var ya benim hayatımı değiştirdi. Ya dedim ne kadar zevkli bir şeymiş bu röportaj yapmak. Evet. Birini tanımak, onun hayatını öğrenmek. Bu zaten fitili yakan ama şey oldu. Evet, ondan ama sonra bütün hayatın gittikçe ve gittikçe. Yani çok ilginç bir şey anlatıyor. Özür dilerim şunu söylemek istiyorum. Yani bu tabii sende dikkat çeken tevazu mesleğe olan. Belki işte bir tevazu bir insan değilsin. Belki çok yüksek bir egon var ama mesleğe bu işe duyduğun yoğun aşkla beraber sen daha işin başından kendinden başka birisiyle zaten röportaj yapmayı göze almışsın. Yoksa eğer o egoyla başlasaydın diyecektim ben ne röportaj yapacağım? Tabii. Onlar bana meşhur olduğumda gelecekler röportaj yapacaklar. Evet özür dilerim sözünü kestim lütfen. Yani yok hani ne anlatabilirim ki şimdi o bağlantılar işte hani bir yola çıkıyorsun. Birileri röportaj yapıyorsun. Röportaj yaptıktan sonra yeni bir şey keşfediyorsun. Kendi içinde iki yola ayrılıyorsun. Yani işte bir Tarkan'ın yolu. Bir de içinden gelen başka bir taraf var ama ona anlam veremiyorsun. Çünkü bunun daha önce binlerce örneği yok benim hayatımda. Ama öbürünün çok örneği var. Un kapanı diye bir şey var bu ülkede. Evet. Ya kendine müzisyen olarak yer bulman çok zor. Evet. Fakat ben böyle gittikçe bu tarafa öbür taraftan çok çok daha fazla mutlu olduğumu ve başarılı olduğumu hissetmeye başladım. Bunu hissederek önce gitmeye başladım. Yani YouTube kanalına doğru yönlendikçe ve şu an hani dediğiniz şu an ne hissediyorsun? Şu an gittikçe bir yayıncı olduğumu hissediyorum artık. Evet. Aslında galiba hepsi. Peki bir dakika o zaman sözünü keseyim ve şu sahte isimli şarkıyı başından sonuna kadar beraberce dinleyelim. Bu mutsuzluk, bu hüzün nerede o sahte yüzün? Gelsin, gelsin, gelsin görsün yarattığı yeni benle övünsün. Bu mutsuzluk, bu hüzün nerede o sahte yüzün? Gelsin, 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 görsün yarattığı yeni benle bakıp övünsün. Varsa vicdanı dövünsün. Ama yok, 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 bilirim yok. Sende ruh yok, vicdan yok. Yok ama artık bende yürek. Bende gönül sahtelere tok. Ellerinle ite ite sevdiğimi bile bile gider miydim? Yapar mıydım? Bırak.
bırakır mıydın? Gerçek olsan, biraz daha insan olsan. Yok, yok, yok. Sende yürek yok. Bendeki artık sahtelere tok. Bende gönül sahtelere tok. Yapar mıydın, bırakır mıydın? Gerçek olsan, biraz daha insan olsan. Yok, yok, yok. Sende yürek yok. Bendeki artık sahtelere tok. Bende gönül sahtelere tok. Bende gönül sahtelere tok. Hanımlar beyler, peki bu müthiş adamdan Emre Yücelen'den madem o kadar çok ses analizi yapıyor, aslında ahkam kesmiyor, evet, hem mütevazı hem zaman zaman doğruları söyleyerek hem de bence biraz fazla hoşgörülü, hadi bakalım ondan, Emre Yücelen'den Şeker Pembesini dinleyeceğiz şimdi.
Regardless of where it could happen, this is the way it did happen. Hanımlar, beyler, Show Radyo İstanbul stüdyosundan yayınlanan Kabare'den naklen devam ediyor. Bizde ses analizcimiz, müzisyen, şarkıcı Emre Yücelen'le devam ediyor. Şimdi ben tabii bayıldım bu YouTube kanalına. Bir yandan da ilginç örnekler görüyorum. Birisinin başlığı şu: bence imkansız çöpçü dayı ses analizi. Ve çok izlenmiş, çok izlenmiş. Evet. Tabii insanların ilgisini çekiyor. Ne oluyor bu videoda? Temizlik görevlisi. Ben oraya çöpçü yazdım diye çok kızdılar bana. Şimdi öyle şey de var. YouTube başka bir dünya. Evet, fakat kendi öyle yazmış videosuna. Ben çöpçü dayı diye bir atıf yapmadım. Kendi YouTube'da yayınlarken çöpçü dayı diye yayınlamış. Yahu ben her zaman da söylüyorum. Yaptım. Buna gerek yok. İnanılmaz. Çöpçü dayı. Çöpçü dayıdır, çöpçü amcadır. Bu yani bunu artık bu kadar da Amerikalılar gibi sahtekar, evet, politikli korrekt, yani siyaseten doğrucu olmayalım. Zaten her zaman da buradan, bu mikrofonlardan da söyledim, televizyonlarda da bağırıyorum. Bizim kendimize has saygısız değil, saygılı, direkt, samimi fakat saygı mesafesi içinde bir tavrımız vardır. Yani şimdi Amerikalı burada gelse, bunu görse, kendi her halta dava açan sisteminde tabii ölür korkudan, şaşırır. Ya biz şimdi mahalleden, mahalle kültüründen geldiğimiz için biz de kör kör, sağır sağır, topal topal, kolu kısa olan çolak, akıl hastası da delidir yani. Kimse de bundan rahatsız olmaz. Bütün hafif rengi koyuya çalanlara da Arap derler. Yani şimdi yani bu kıraathane kültürüdür, bu mahalle kültürüdür, bu amca teyze dayı kültürüdür. Bunu bırakıp yani orada yani buna bu da oluyor, deli oluyor. İlla oluyor ama neyse. Oluyor işte. Bu videonun olayı şu. Bana bir atıyorlar işte, bir temizlik görevlisi İzmir'de. Süpürürken yerleri bir şarkı söylüyor. Arabesk bir şarkı. Hmm. Hocam diyor, sence bu nasıl falan. Müthiş okuyor. Şimdi ben de ona diyorum ki bu adam böyle müthiş okuyor ama bu adamın başka bir şeyi vardır. Yani bu adam belli ki müzisyen bir tarafta. Ha, bir tarafta. Bu işi yapıyor. Bu adam çünkü bu kadar temiz böyle kulaktan dolma sesle okuyamaz diyorum. Ve öyle olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi ben önce videoyu yaparım, atarım. Ondan sonra o kişi altına yazar. Hocam teşekkür ederim. Ben işte şöyle işte şuradayım. Babam şuydu. Evet, böyle bir iletişim de var yani. Var, evet. Senden tabii, şimdi senin çok takipçin var. Videoların çok fazla izleniyor. Ama bir yandan da onlar başka şekillerde de trafike oluyor. Yani birileri tabii gönderiyor, getiriyor falan filan. Evet. Pekala. Şimdi hadi bakalım. Bence güzel. Yani hepsini de bence dinleyebiliriz. 5 dakikalık bir olur. Video zaten. Eğlenceli. Eğlenceli. Tamam, dinleyelim. Buyursunlar. Benden biraz dinleyin bakalım. Çöpçü bir dayı arkadaşlar. Maşallah sese bak. Mükemmel ses yazmış arkadaşlar. Bir dinleyelim. Elden hayır gelmez. İşte yine yaşlık, gülmek istemiyor senin yüzünden. Vallahi son dönemde bu sokak şarkıcıları vardı ya, aralarındaki en başarılarından biri bu. Hatta en iyisi diyebilirim şu anki. Gözüm yaşlık. Bakın. Gülmek istemiyor senin yüzünden. Sanki profesyonel gibi. Neydi sebep sevgimi? Of! Senden çektim. Çok iyi bariton. Herkes sever Mesut. Ben senden. Sinatural ama biraz gırtlağını sıka sıka bakın. Ama çok temiz. Müthiş. Yani inanılmaz bir sokak performansı değil bu ya. Hadi canım ya, bunu kimse inandıramaz bana. Yani şunun böyle hani sokakta çöpçülük yapan amatör biri olduğuna inandıramaz bana bunu yani. İnanmam arkadaş.
bu kadar iyi olur mu ya? Yani sesi kullanmasına bak. Bak. Neydi sebep sevgimi senden çektim. Herkes sever Mesut. Bak. Ben sevdettim. Bir tek orada aa gibi çıkardı. Ben sevdettim. Paramparçalı baksanıza olacak iş değil. Dünya bir yandan da temizlemeye devam. Paramparça olmuş. Oba! Yandı! Yandı! Paramparça olmuş. Keman gibi ya. Keman. Bu mümkün değil müzisyenlikten uzak biri olsun. Ya bir enstrüman çalıyor. Kesin yani. Kesin profesyonel. Yok artık. Of! Vallahi muhteşem ya. Oh artık. Yuh artık. Si bemol. Maşallah. Biz bariton dedik adam. Adam darmaduman etti bizi ya. Yok artık inanmıyorum. Yani çok ilginç bir şey var. Onu söyleyeyim. Baştan aşağı şu. Olmuş. Bir kere süpürge yani böyle aşağı inerek sürekli yapıyor ya. Hep söylediğim şeyleri bir hatırlayın bakayım. Yani bu boynunu kaldırarak söylemektense aşağı söylemek işe yarar dedim. Burada acayip işe yarıyor. Çünkü sürekli diyafram kullanıyor bir yandan. Yaram parça olmuş hangi yüzünden. Ve son bölümde. Bakın. Geliyor. Bak eldeki süpürge mikrofon şu anda. Bir de şu karşıdaki duvarı akustik olarak kullanıyor. İlginç. Yani ses o iki arada çarpıp çarpıp daha da büyüyor. Çok iyi. Kendi akustik alanını oluşturmuş. Diyorum ya arkadaşlar bence imkansız. İmkansız böyle amatör olsun da şarkı söylesin falan. Müthiş okuma. Çöpçü dayı. Neymiş? Ne yazıyorlar? Ortada ya nakalmış ya. Neden bu kadar paylaşıp vesile oldum? Piyasada müzisyen de geliyor. Yok bu baya ben feci iyi okuyor. Regardless of where it could happen, this is the way it did happen. Hanımlar beyler, Show Radyo İstanbul stüdyosundan yayınlanan Kabare'den naklen bugün Emre Yücelen'i konuk etti. Hakikaten ben çok mutluyum. Ben de çok teşekkür ederim. Tanıştığımıza bana getirdiğin boğazımla ilgili bunca yoğun çalışma evet. içerisinde ihtiyacım olan pastiller içinde senin sponsorun pastiller içinde çok teşekkür ediyorum. Aslında bakalım yeni videolar gelsin. Senden de yeni şarkılar geldiğinde tekrar bu mikrofonlarda konuşmak üzere diyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah.